Merhabalar, ben Necati Karabulut. Ben 17 yıldır serbest eczacıyım. Sabiha Mahallesi Kayseri'de görevimizi icra etmekteyiz şu anda. Şimdi şöyle, yanlış ilaç kullanımı insanlar genellikle komşularından veya başka bir mecradan aldığı bilgilerle ilaç kullanma yöneliyor. Veya bunun kaynağı temeli olan doktorun hasta yoğunluğu nedeniyle tam tedavi ve teşhis koyulmadığından vatandaş yanlış ilaç kullanımına yöneliyor. Fakat bu tabii ki de hem sağlık açısından hem de maddi külfet olarak da bize sıkıntı vermekte. Hastalar ilaç kullanırken bir kere doktor tavsiyesine göre kullanmalı veya danışman olarak biz birinci sağlık kuruluşu olduğumuz için eczanelere danışarak bu ilacı kullanmalı ve ilacı da genellikle bitirmek üzerine yapmalı. Genellikle hastalar ilacı kestikleri için hastalıktan tedavi olmuyor. Tedavi olmayınca tekrar yeni bir hastalık, tekrar ilaç kullanımına maruz kalıyor. Tabii bu da hem toksik etki hem de maddi açıdan bir külfet sağlıyor. Fazla ilaç kullanımı, ilaç vücuda girdikten sonra tabii ki de bir belli etkiden sonra yan etkisi de toksik etki olarak gösteriyor. Çoğu ilaç karaciğer, böbrek ve mide enzimleri tarafından almıyor. Fakat bunların da etkisi olduğu kadar yan etkisi de oluyor. Bu da farklı bir hastalık sebebini tetikleyebiliyor. Bunun için doktor, hekim ve eczacı gözetimde ilaç kullanması gerekir. Şu anda vatandaşlar tabii bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Genellikle vatandaşlar diğer insanların yaptığı tedavi yöntemlerine başvurduğu için özellikle C vitamini, D vitamini gibi ürünlere yönelim fazla oldu. Fakat bunların fazla alınmış sitokin fırtınası neden olduğu için orada bazı kayıplar, vefatlar söz konusu olabiliyor. Bunlara özellikle alırken eczacı ve hekimle danışarak kullanması daha uygundur. Vatandaşlarımız kendi kafalarına göre veya internet ortamından edindikleri bilgilere göre ilaç kullanmaması gerekiyor. Özellikle internet ortamında fazla hem takviye ve gıda ürünleri ve bazı ilaçlar satılmakta. Fakat bunları kesinlikle kullanmamalı. Hekim ve eczacıya danışarak ilaçlarını ve takviye gıdalarını almalıdırlar.